günlük işler yapıyorum. Bunların arasında böyle çiçekleri sulamak ve kaldırımı hafif ıslatmak geliyor. Çünkü burada çok fazla kuş var. Kuşlar benim için çok iyi. Kış boyu salyangozları topluyorlar. Ve bakalım burada kim varmış. Dışarıdan hiçbir şey görünmüyor. Ama burada daha önce benim kısırlaştırdığım annecik var. Gel, kaçma gel. Bak sana mama getirdim. Gel. Tabii 2 yıldır başka bir evde yaşıyor. Belki 3. Bu sebeple artık beni unuttu. 3 olabilir. Gel. Sen beni unuttun mu? Bak sana mama getirdim. Al. Gel, gel. Şimdi eskiler bazı doğruları, hayatın doğrularını uzun uzadıya açıklamak yerine herkesin anlayabileceği şekilde kestirmeden anlatmayı tercih etmişler. Çocukken televizyon yoktu evimizde. Böyle akşamları misafirliğe giderdik ve nedense hep böyle bir korku hikayeleri anlatılırdı. Şeytanlar, periler, cinler, işte insanlara zarar verenler, çarpanlar, öldürenler gibi gibi. Aslında bütün bunların altında yatan sebep büyüklerin diğer nesle öğretmek istediği hayat öğretilerini ya da doğrularını, hayat tecrübelerini kısa yoldan anlatma çabası. Şimdi hep eskiler derler ki mesela bulaşık suyu, cenaze yıkama suyu, banyo suyu bunlar iyi değildir. Çünkü altında hastalıklar yayılabilir. Yani mikroorganizmalar yayılabilir ve insanları hasta edebilir. Zaten yoklukla mücadele ediyorsun. Gıda yok, ekmek yok, doktor yok. Bir de böyle hastalıklara sebep olan işlerle uğraşmayalım demişler. Ve böyle hikayeler anlatmışlar. İşlerini kolaylaştırmışlar. Ben yıllarca hep böyle korkmuştum. Eminim ki benim gibi olanlar da vardır. Benim yaşıtımda olan kişiler. Onlar da korkmuşlardır. Ancak sonra okudukça, öğrendikçe, araştırdıkça, muhakeme yaptıkça bunun altında yatan sebepleri çok açık ve net bir şekilde öğrendim. Mesela bu kedi de olduğu gibi. Doğa başlı başına bir öğretmen, öğretici ve büyük bir tecrübe kaynağı. Bizler bencil varlıklarız, diğer hayvan türleri içerisinde. Mesela bir inek doğuruyor ve hiç düşünmeden acaba memelerim sarkar mı diye yavrusunu emziriyor ya da işte bazı hayvanlar yavrularını reddedebiliyor çünkü hormonal bozuklukları oluyor. Ama insan türü sanırım diğer varlıklar içerisinden ayrılıyor pek çok noktada. Bununla tabii ki çevre şartları, sosyal şartlar, psikolojik şartlar, sağlık şartları da etkili. Bastığımız yerlere, gittiğimiz yerlere daha özenli davranmamız gerekiyor. Burada sokak köpekleri yaşıyor ve kedicik de ne yapsın? Kendisine bu otları mesken edinmiş. Buradan 2 sonuç çıkıyor. Yeşil iyidir. Canlı varlıklara ev olur. Ve bizler de onlara karşı daha dikkatli olmalıyız. Mesela şu anda ben buradaki bitkilere su veriyorum. Getirseydim mesela bir bulaşık suyu ya da ısısı olması gerekenin altında ya da üstünde bir suyu dökseydim bu güzel annecik üzülecekti, zarar görecekti. Benim yavrularımın annesi bu, kedilerin annesi. Tabii bayağı kilo almış. Kısırlaştırmadan sonra kısırlaştırma maması verilmesi gerekiyor. Fiziksel aktivitesinin çok olması gerekiyor. Beğendin mi mamayı? Bu da böyle bir küçük bir sosis kabı. Bu plastikleri atmıyorum. Böyle sokak hayvanları için çok iyi oluyor. Pratik oluyor. Kap aramaktansa ya da betona dökmektense bunlar benim için kurtarıcı oluyor. Evimizde nasıl yaşıyorsak aslında doğada da öyle yaşamamız gerekiyor. Doğa bizim çatısız evimiz. Her şeyiyle çok güzel. Çiçekleriyle, desenleriyle.
İşte evimizde perde var. Doğada da böyle perdeleyici bitkiler var. Evimizde halılar var. İşte bunlar da böyle yer örtücü bitkiler. Bizler için doğal bir örtü, perdeleyici. Doğadan karnımızı doyuruyoruz, giyiniyoruz, besleniyoruz. Güzelleşiyoruz doğa sayesinde. Bize sadece okumak, araştırmak, öğrenmek ve sevmek kalıyor. Sanırım bunlar içerisinde yapabileceğimiz şeyler oldukça kolay. Burası kedinin evi. Burada kediyi birkaç gündür görüyorum ve her seferinde işte bu eskiden dinlediğim hikayeler geliyor, korku hikayeleri. Çöplerimizi evde istemediğimiz artık suları dökerken dikkat etmemiz gerekiyor. Özen göstermemiz gerekiyor. Hatta küçükken bize hep şey derlerdi. Destur de. Yani bu destur aslında ne anlama gelir? Böyle çocukken hep düşünürdüm. Bir de Türkçe'de çok fazla Arapça, Farsça kelimeler var. Yaşça büyüklerimiz hep bunları kullanır. Alışkanlıklarından dolayı. Düşünürdüm ne demek? Yani aslında bir şey, belirteç. Orada bir canlı varsa zarar görmesin. Ya da evlere girerken söylenir. Ya da işte dizilerde görüyoruz. Hareme girerken söylüyorlar. Bir belirteç yani bu. Korkmamıza gerek yok. Doğada her varlık aslında insanın kendi yolunda daha fazla gelişmesine, çoğalmasına yardımcı oluyor. Yani hiçbir kuvvet durup dururken insanlara zarar vermiyor. Ama bizim daha çok okumamız ve daha çok irdelememiz gerekiyor. Çünkü hiçbir bilgi altın tepside hazır sunulmuyor. Bunun için çaba göstermemiz gerekiyor. Çaba gösterdiğimiz anda da zaten bütün kapılar bize kendiliğinden açılıyor. Afiyet olsun. Senin yeni evin neresi? Yusuf abinin evi mi? Ha? Sen onların kedisi mi oldun artık? Hı?